Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz çetele tablosu oluşturma. Bir gruba sevdikleri meyveler sorulmuş ve bunun sonucunda cevaplar alınmış. Muz 12 kişi, karpuz 4 kişi, çilek 8 kişi tarafından seviliyormuş. Şimdi bizler bu araştırma sonucunu çetele tablosuna aktaracağız. Önce tablonun adını yazacağız. Neydi araştırma konusu? Sevilen meyveler. O zaman tablonun adına bunu yazıyoruz. Sevilen meyveler. Meyve türlerimiz nelerdi? Muz, karpuz, çilek. Çetele tablosu, bakın adı üstünde ÇTL. Hatta şöyle yazalım. Çetele. Hangi harfle başlıyor? Ç harfiyle. İşte çocuklar, çetele tablosu çizgilerden oluşuyor. Aklınıza Ç harfinden gelebilir. Muz seven kişi sayısı 12. 12 tane çizgi yapacağız. Beşerli olarak grupluyoruz. Şöyle olacak. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi üzerine çiziyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karpuz seven 4 kişiymiş. 1, 2, 3, 4. Çilek seven 8 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çetele tablosuna bakarak yorumda bulunabiliriz. Örneğin en çok sevilen meyve hangisi? Harikasınız. Tabii ki muz. En az sevilen meyve hangisi? Tabii ki karpuz. 3A sınıfındaki öğrencilere sevdikleri masallar sorulmuş. 10 kişi Pinokyo, 15 kişi kırmızı başlıklı kız, 8 kişi çizmeli kedi masalını sevdiğini söylemiş. Biz bu araştırma sonucunu çetele tablosuna aktaracağız. Önce tablonun adını yazıyoruz. Ne olacak tablonun adı? Sevilen masallar. Çünkü sevilen masalların araştırması yapılmıştı. Masalların isimlerini yazdık. Şimdi sayısını yazacağız. Sayısında ne yazıyoruz? Çizgilerle. Bakın çetele tablosu çizgilerden oluşuyor. Önce Pinokyo için 10 kişi için çizgi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beşerli gruplanıyordu. 15 kişi kırmızı başlıklı kız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çizmeli kedi için 8 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çocuklar, çetele tablosunu yorumlayabiliriz. En çok sevilen masal hangisi? Kırmızı başlıklı kız. En az sevilen masal hangisi? Çizmeli kedi. Peki bu araştırmaya katılan kişi sayısı kaç? Bunu bulmak için de tümünü topluyoruz çocuklar. Pinokyo sevenleri 10, kırmızı başlıklı kız 15, çizmeli kedi 8. Topladığımız zaman araştırmaya katılan öğrenci sayısını da bulmuş oluruz. 13'ü elde var 1, 33 kişi bu araştırmaya katılmış. Fırında 19 ekmek, 11 simit, 7 poğaça satılmıştır. Biz çetele tablosu oluşturacağız. Önce tablonun adını yazıyoruz. Neyin araştırması yapılmış? Satılan ürünlerin araştırması. Adına bunu yazacağız. Satılan ürünler diye. Ürünlerin ismi yazılmış. Neydi? Ekmek, simit, poğaça. Sayısını çizgilerle yazacağız. Fırında 19 ekmek diyor. Ekmek için 19 tane çizgi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Simit için 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Poğaça için 7 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sorumuz var. Birlikte yapalım. Ekmek poğaçadan kaç fazla satılmıştır? Her fazla kelimesi toplama işlemi anlamına gelmiyordu. Burada ekmek sayısı ile poğaça sayısı karşılaştırılmış. Ekmeğin sayısı kaçtı? Çocuklar 19. Poğaçanın 7. Karşılaştırma problemlerinde her zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. 19'dan 7'yi çıkardığımızda 12 fazla olduğunu buluruz. Konumuz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.